birinci talebimiz mevcut. Şu anda bulunmakta olduğumuz Adile Kubba Taziye Evi'nde mevcut yapımı üstlenen şahıs her şeyi, çayı, şekeri, doğalgazı, elektriği hepsini üstlenmektedir. Onun haricinde sadece yemeği belediye tarafından verilmesini talep ediyoruz. İkinci hemen birinci maddeden başlayalım. Şimdi bu şekilde taziye evlerin, diğer taziye evlerinle ilgili statü neyse aynı statü çerçevesinin içerisinde tabii ki memnuniyetle alabiliriz. Ama farklı bir statü de koyamayız. Yani bizim şu anda diğer taziye evleriyle uygulamış olduğumuz statünün aynısı geçerli olmak durumundadır. Yani belediyenin sorumluluğunu alıp bundan sonraki bütün süreci şehir belediyenin sorumluluğu altında yürütmek mümkündür. Eğer yani şu anda bunu bu şekilde, bu çerçeve içerisinde kabulleniyorsa biz de memnuniyetle bu şekilde alalım. Yolun yan taraftan Karatay kavşağına bağlanmasını istiyoruz Sayın Vali. Çünkü Bozgana kavşağına kadar orada oturan vatandaşlar dönmek zorunda. Karatay polis lojmanlarının hemen önünde yine kavşağa çıkıyorlar. Bu yolun aktif hale getirilmesi. Sayın Vali, orayla ilgili de şu anda bilgimiz var. Yine karar ötesinde olan bir yoldur. Biz yan yolları açarsak ancak kavşağa kadar açabiliriz. Fakat orası kavşaktan öteye olduğu için vatandaşlar bir konuda haklıdırlar. Çünkü aynı noktaya dönmek için 4 kilometre gidip tekrar geri dönmek zorunda kalırlar. Biz Bektaş Hocam geldiği zaman karar alanından da teknik ekip istemişiz. Yine emniyetle beraber söz konusu yere bir odaklanacağız. Uygun bir şekilde ise onun için bir çare bulacağız yine kararlarını olur ileride. Ülke problemi var mı? Hiç problem yok. Belki tamam. Ne kadar büyüktü? 1000 metreden daha zaten. Yol yoktu. Çamlı kalandı. Biz yapınca 2009'da yapmıştık çamlı kalandı. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sonra imar açıyoruz. Sitede istirahat bulmadı, belediye yaptı istiyorsunuz. Evet, evet. Sitede de yola yapsın sayın. Bunu tercüme etmeye gerek yok. Ben sizin yani çok doğru. Ya da ara dönüşlerim olduğu şeyi Türkçesini biliyorum. Türkçesini de anlıyorum. Yani orada, yani aradaki şey, kod farkı, belediyenin yapmış olduğu kod farkı değil. Doğal zaten, var var, kod farkı. Madde 2, aradan yol geçmiş olması oradaki kod farkı değiştirmek. Kod yine aynı kod. Düştü, hatta düştü ya. Tabii. Yani orada hatta belediye o yolu yapabilmek için şu yolu işte arayı düşünmek zorunda. Yani orada sizin duvara zarar değil, aradaki malzemeyi de aldığı için, çektiği için. Tam yüklenmişim. Duvarın faydası o. Yani orada çünkü yapabilecek bir şey. Sayın Valim giderken bir görseniz çarpmış yapmasın aslında bizi. Görsün dedi. Giderken bakarsam film değişir. Şimdi yapalım diyor. Yapar mısın? Abi Bey ben haklı olacağını tahmin ediyorum. Haklı. Sayın Valim biz size arz edeceğiz. Abi fotoğrafları da çek. Tabii tabii. Senden rica ediyor Sayın Valim. Ona göre bir karar verin. Taktik neyse o şekilde arz Gültepe mahallemizde bu tarihler arasında 35.465 ton asfalt serimi gerçekleşmiş. Bu mahallemizde 12.376 metre yol yapımı yapılmış. Gene Gültepe mahallemizde 22.693 metrekare parke taşı ve kaldırım çalışması yapılmış. Gültepe mahallemizde 7 adet parkın aydınlatılması işlemi gerçekleştirilmiş. Aşık Veysel Bulvarı, Efradun Caddesi'nin dekoratif direk montajı yapılıp, direklere led montajı yapılarak mahallemizin aydınlatılması sağlanmıştır. Gültepe mahallemizde 2023 yılı içinde yine asfalt ve yol açma programlarımızda dahilindedir. 2023 yılında da bu mahallemizde hem asfalt serimi hem de yol açma ve aydınlatma işlemleri devam edecek. Aynı zamanda bu mahallemizde altyapı ile ilgili de yaptığımız çalışmalar mevcuttur. Bu mahallemizde gene dediğimiz sahile arasında 3830 metre içme suyu hattı döşenmiştir. Gültepe mahallemizde yine 12.000 metrekare kanalizasyon hattı döşenmiş. Aynı şekilde 1800 metrekarede yağmur suyu hattı döşenmiştir.
Gültepe mahallemizde toplamda altyapıda 17.630 metre yeni hat döşemesi yapılmıştır Sayın Bey. Gene Gültepe mahallemizde bayağı bir yeşil alan çalışması yapıldı. Parklar bakımından da en yoğun çalışmaları yapıldığı semtlerimizden bir tanesidir. Bu mahallemizde Ercan Gün Parkı 3.200 metrekare. Gene karşı tarafında Ercan Gün Parkı'nın doğumu olan 4.370 metrekare. Karabağ Parkı, Mavi Kent sitesi önündeki park, Adam Kulesi sitesinin yanındaki park, Avşar Deresi Parkı, Yeşil Ay Parkı, İstiklal Kent Parkı, Havaalanı Güzergahı'ndaki peyzaj çalışmaları bu mahallemizde tamamlanmıştır. Batman'daki yeşil alan miktarının en yoğun olduğu semtlerimizin başında Gültepe Mahallesi yerleştirildi. Gültepe Mahallemizde bir de figür çalışmaları da yaptı. Gene TPO Bulvarı'na giriş taktı yapıldı. Gültepe Mahallesi'nde Ay Yıldız figürü yapıldı. Havaalanı kavşağında çilek figürü yapıldı. Sanayi kavşağında gene petrol altbaşı figürü yapıldı. Gültepe Mahallemizde köprü kavşakta peyzaj çalışması yapıldı. Ve Gültepe Mahallemizdeki kavşaklarda iki adet de dekoratif aydınlatma çalışması yapıldı. Bir de bizim çok ilgi gören, Batman'da diğer semtlerde de yaygınlaştıracağımız örnek tandır uygulamasını da ilk olarak bu mahalleden başlattık. Çok da güzel tepkiler aldık. Bunu diğer mahallelerimize de geliştireceğiz. Aynı zamanda Gültepe Mahallemizi parkların yanında bir de ağaç dikmek suretiyle de yeşillendirmeye çalıştık. Bu mahallemizde 3.350 adet ağaç dikimi yapıldı. Bu mahallede ağaç dikimi ve parklarla beraber toplam 252.369 metrekare yeşil alana kavuşmuş oldu. 2023 yılında da gene imarda park olan alanlarda gene yeşillendirmeler, ağaçlandırmalar ve park çalışmaları diğer çalışmalarımız gibi yapılacaktır. Arz ederim Sayın Bey.